Sayfa 165. Bir grup da Adem'in tıynetinin kadim olduğunu iddia etmiştir. Bu tıynete Heyli adı verilmiştir ve şu niteliklere sahip olarak ezeli olduğu söylenmiştir. Uzunsuzluk, uzunluksuz, genişliksiz, derinliksiz, ağırlıksız, alansız, renksiz, tatsız, kokusuz, yumuşak olmayan, sert olmayan, sıcak olmayan, soğuk olmayan, ıslak olmayan, hareketsiz, sükunsuz ve başlangıcında hiçbir araza sahip olmayan, özetle hiçbir araza sahip olmayan bir asıl maddeden alem yaratılmıştır. Kadim olduğu iddia edilen bu tine de Heyula adını vermişlerdir. Hiçbir şekilde arıza sahip değildir. Bu sırada ona Heyula denir. Hiçbir araza sahip olmaz haldeyken ona heyura denir. Kuvvet heyurayı ihtiyarla değil tabiatla dönüştürmüş. Kuvvet heyurayı ihtiyarla değil tabiatla dönüştürmüş ve bu araziler meydana gelmiş. Bu halindeyken ona cevher adı verilmiştir. Kuvvet heyurayı ihtiyarla değil tabiatla dönüştürmüş ve bu araziler meydana gelmiş. Bu halindeyken araz almış haldeyken ona cevher adı verilmiştir. Bu tek bir cevherdir ve alemin cevheridir. Ayrılma, birleşme arazlardan kaynaklanmıştır. Ayrılma ve birleşme arazlardan kaynaklanmıştır. Ancak arazlar ayrılıp ve birleşme ile nitelenmezler. Çünkü ancak başkası sayesinde var olurlar. Ayrıca araz, araz da var olmaz ancak cevher de var olur. Cevher ise araz sayesinde ayrılır, birleşir. şu kısım tamamen alıntı uzunluksuz genişliksiz yani arazsız haline hevra denir. Hevra ihtiyarla değil tabiatla dönüşmüş. Araz kabul eder hale gelmiştir. Bu haldeyken ona cevher denir. Bu tek bir cevher ve alemin cevheridir. Ayrılma birleşme arazlardan kaynaklanmıştır. Ancak araziler ayrılık ve birleşme ile nitelenmezler çünkü ancak başkası sayesinde var olurlar. Ayrıca araz, araz da var olmaz ancak cevher de var olur. Cevher ile araz sayesinde birleşir. Aristoteles ki mantık adlı kitabında bu görüşü heyla teorisini benimseyen kimsedir. Heyla görüşünü mantık adlı kitabında benimseyen kişi Aristoteles'tir ki 10 kategori sayar. bir cevher. Örneğin insan dediğinde insanın kendisini kastedersin. İki, mekan. Burada nerede sözünü örnek verilebilir? Nerede sözünün cevabı, mekan? Sıfat. Buna nasıl sözün örnek verilebilir? Nasıl sözünün cevabında verdiğimiz şeyler sıfat? Ne zaman örnek verilebilir? Ne zaman sorusunun cevabı zamanı ifadesi sayı nicelik yani kaç sorusuna verilen cevaplar bağıntı biri zikredildiğinde diğeri de zikredilmiş olan bağlantılı olan mesela baba kul ve orta örnek verebiliriz baba dediğimiz anda bir çocuğun babası kul dediğimiz anda birinin e, Allah'ın kulu örneğin ortak dediğimiz anda diğer ortak şeklinde. Biri denildiği zaman diğer akla gelmesi. Buna bağıntı denir. 7. sahiplik. Şeref sahibi, şerefli, aile sahibi, evli iyi örnek verebiliriz. Biriyle ba bağlantılı sahip. 8. konum. Ayakta durmak, oturmak gibi. yani. Ayakta duruyor, oturuyor gibi. Diğeri fail olmak etkinlik. 7 işte örneğinde olduğu gibi. 10 mefil olmak edilgenlik. Yenilen içten gibi. Bunlar Heyro'daki kuvvetin bilgisiz olduğunu ve tabiatta fiilde bulunduğunu Heyro'nun arazlara ihtiyacı olmadığını iddia etmiştir. Bunlar Heyru'daki kuvvetin bilgisiz olduğunu, tabiatla fiilde bulunduğunu, Heyula'nın arazilere ihtiyacı olmadığını iddia etmiştir. Bu buraya kadar ki görüşte tarihte yapabiliriz. Aktardı kısım. Fakih Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu kişilerin meylettiği görüş üzerinde düşünen kimse, bu kimselerin bu görüşe gayrı olmasının sebebinin Allah'ın nimetlerini görmemeleri, doğru yolu göremeyip yollarını şaşırmaları, sonra da yolunu kaybetmenin şaşkınlığıyla aklın meyletmeyeceği, hevanın hoşlanmayacağı böylesi bir hayale kulak vermeleri olduğunu bil. Bakı. Ebu Mansur şöyle dedi. Bu kişilerin heyula ve ondan e, iradesiz şekilde ortaya çıktığı görüşünün bu görüşe meyletmeleri hakkında düşünen kimse, bu kimselerin bu görüşe kail olmasının sebebinin Allah'ın nimetlerini görmemeleri, doğru yolu görmek yollarını şaşırmaları, sonra da yolunu kaybetmenin şaşkınlığıyla aklın meyletmeyeceği ve hevanın hoşlanmayacağı böylesi bir hayale kulak vermeler olduğunu bil. Böyle olmasaydı ilk önce yani Allah'ı tanımamak, sonra tanımadıkları için de aklın kabul etmeyeceği bir şeyi benimsemek. Böyle olmasaydı onlara alemin başlangıcının ve aslının dedikleri şey yani hevira olduğunu kim bildirmiş? Biliyorsunuz materyelin usulünde bilgi kaynakları belli. Ya, haber sadık olacak, ya, akıllar üretilecek. Veya duyu organlarıyla öğrenilecek. O kapsamda soruyor. Alemin başlangıcının hasta dedikleri şeyin heyel olduğunu dair bilginiz ne? Kim söylemiştir? Sonra onun belirtilen isminde ona nispet edilen özellikler yoktur. Anlatılan işlevine dair alemde delil yoktur. Bu nakli olarak mümkün değildir. Kimse bu aktarmamıştır. Buna nakli olarak da öğrenme imkanı yoktur. Ancak görünen o ki bunlar tevhid ehlinin Allah'a nitelerken kullandığı ifadelerle kendi yanlarındaki heyyurayı nitelemişlerdir. Heyyuraya verdikleri sıfatlar neydi yukarıdaki? Hiçbir şekilde uzunluk, genişlik, derinlik, ağırlık, alan, renk, tat, koku, yumuşaklık, sertlik, hiç olmayan, araz, içermeyen diye tarif etmişlerdi. Görünen o ki bunlar tevhid ehlinin Allah'ı nitelerken kullandığı ifadelerde sıfatlarla kendi yanlarındaki heyurayı nitelemişlerdir. Ancak böyle bir sözün ve görüşün kendilerini ne ile karşı karşıya bıraktığını düşünmemiş. Dolayısıyla benimseyip kabul ettiklerini sonradan inkar etmişlerdir. Allah'a verilen sıfatları ona nispet etmişler kendi görüşlerini düşünmeden bunu söylemişler. Dolayısıyla düşündüğü zaman bunun nereye gideceğini fark ettikleri zaman da benimseyip kabul ettiklerini sonradan inkar etmişlerdir. Şöyle ki zatı gereği arazları kabul etmeyen kendi özü gereği arazları kabul etmeyen ve cevherlerin anlamından uzak duran şeyi yani heyulayı önce bir cevher arkasından pek çok cevher yapmışlardır. Sonra da ondan başlangıç haline dair hiç iz kalmamıştır. Evet, önce heyla cevhere dönüşüyor. Daha sonra hiç heyla diye bir şey kalmıyor. Alemin en son ulaştığı merhalede kadim olsun, hadis olsun, geriye kalan sadece cevher ve arazlardır şu an elimizde bulunan son incelediğimiz gördüğümüz merhalede kadim diyelim hadis diyelim geriye sadece cevherler ve arazlar kalmıştır. Bu vasıfta olmayan yani araz kabul etmeyen heyula ortadan kalkmıştır. Bu demek oluyor ki alem kendi kendine yok olmuştur. Zati ile ka kadim olan varlık kendisine boyun eğdiren ve kendisini yok eden ama kendi kendine var olamayan arazlar sebebiyle değişip dönüşmüştür. Yukarıdaki sıfata tekrar gelirsek yani uzunluk, genişlik, derinlik, hiçbir sıfatı olmayan şekilde ise hiçbir şekilde değişmemesi gerekir. Değiştiyse bu sıfatların onda olmamış kabul edilmesi gerekir. Böyle bir sözün ve görüşün kendilerini neyle karşı karşıya bıraktığını düşünmemiş, dolayısıyla benimseyip kabul ettiklerini inkar etmişlerdir. Çünkü zatı gereği arazları kabul etmeyen, cevherlerin anlamından uzak duran heyula önce bir cevher arkasından pek çok cisme dönüşmüştür. Sonra da ondan başlangıç haline dair, sıfatsız duruma dair bir iz kalmamıştır. Alemin en son ulaştığı merhalede kadim olsun hadis olsun. Geriye sadece çevre ve araziler kalmıştır. Bu vasıfta olmayan arasız heyula yok olmuştur. Bu demek oluyor ki alem kendi kendine yok olmuştur. Zatıyla katip olan varlık kendisiyle var olamayan araziler sebebiyle değişip dönüşmüştür. Bu da bütün alemin hadis olmasını gerektirir. araz içermeyen hayvuda dediler ama e, cisme dönüştük varlığa dönüştükten sonra araz hayvuda özelliğini kaybetmiş oldu çünkü araz kabul etti değişti dönüştü bu bütün alemin hadis olmasını gerektirir oysa alemin hadisliği fikri onların gözünde çok akıl almaz göründüğü için onlar bu hayale yani hayvuda fikrine kayıt olmuşlardır alemin sonradan yaratılmasını akden uygun görmedikleri için e, heyula fikrine kabul etmişlerdir. Oysa heyula fikri de aslında dönüşmeye işaret etmektedir. Çünkü algılanan her şey araz ve cevher olduğu için ilk asıl olamaz. Sonuç itibariyle burayı tekrarladı. Algılanan her şey şu an mevcutta gözlemlenen cisimler, cevherler araz diyelim, cevher diyelim bunlardır. İlk asıl denilen tıynet veya heyuna yoktur. Yok olmuştur. Sonra Aristo kendi kendini hakim, bilge, filozof olarak isimlendirdiği ve başkalarına kendi görüşünden vazgeçmeye ve kendisinin hevasına uymaya zorladığı takdirde şu görüşü temelini yitirir. Aristo'nun kendisinden var olduğu asıl bilgisiz ve sefihtir. Arazlar ise kendisinde ilim ve hikmet olmayan hasta kuvvetin doğurduğu başkalarıdır, asıl değildir. İşte Aristo'da o bilgisiz ve hikmetsiz kuvvetin ancak o kuvvet sayesinde bir şeyler elde etmiş ve dolayısıyla bilgisiz ve hikmetsiz olması gereken çocuklarından biridir. Yani e, yapıtaşı yapı taşı ise hiçbir niteliği yoksa ilim, kudret gibi e, Aristo o ondan ortaya çıkan Adem'de bilgili biridir. Bu nasıl olabilmiştir? Bilgisiz, hikmetsiz olması gereken çocuklarından biridir. Böyle olması gerekirdi ama e, da olmayan sıfat çocuğunda var. Dolayısıyla Aristo kendini bilgisiz ve hikmetsiz olan o kuvvetten nasıl üstün tutar ve kendisine hakim bilgi adını verir. Aristo'nun kendisi sayesinde hakim olacağı bir asıl olmaksızın hakim olması mümkünse Aristo'nun kendisi sayesinde hakim olacağı bir asıl olmaksızın hakim olması mümkünse kendisi hakkında söylediği şeyi bütün alem hakkında da söylesin. Yani Aristo hakim olmayan biri sayesinde ortaya çıkabiliyorsa alemin de çıkabileceği söylenebilir. Ama e, Aristo hakim biri. Bunun da bir hakime ihtiyacı var. Dolayısıyla asıl maddeye de hevreye hakim denemeyeceğine göre hakim olan bir sebebe ihtiyaç var. Aristo'nun kendi sayesinde hakim olacağı bir asıl olmaksızın hakim olması mümkün görünürse kendisi hakkında söylediği şeyi bütün alem hakkında da söylesin. Sonra Heyra'yı dönüştüren kuvvetin kendisi sayesinde Heyra'yı dönüştüreceği başka bir şey üzerinde hükümranlığı vardır. Sonra heyulayı dönüştüren kuvvetin ilk maddeyi dönüştürüp varlığı ortaya çıkartan kuvvetin kendisi sayesinde heyulayı dönüştüreceği başka bir şey üzerinde hükümranlığı vardır. Bu halde Aristo Allah'ın heyulayı veya dilediği şeyi değiştirmeyi kabul edecek ve kendisiyle terkip oluşacak şekilde yarattığını söylesin. Heyulayı alem şeklinde dönüştüren bir kuvveti kabul ederse o halde Aristo Allah'ın heyulayı veya dilediği şeyi değiştirmeyi kabul edecek ve kendisiyle tekip oluşturacak şekilde evreni yarattığını söylesin. Akabinde ona kendisinden öncekinin yok olması şartıyla ne at verilirse verilsin. Alemin oluştuğu asıl ortadan kalktığına ve yok olduğuna her ne kadar zatıyla kayım olanın yok olması imkansız ise de ve onun yok olmasıyla bir başkasının dönüşüm gerçekleşmiş ve bir başkasının varlığı ortaya çıkmış ise kuvvetin heyula içinde yok olup gitmesi söz konusudur. Heyula yok olup alem e, ortaya çıktı ve geriye heyula diye bir şey kalmadığı için böyle bir şey söylüyor. kendisinden öncekinin yok olması şartıyla, ilk maddenin yok olup tamamen kaybolması şartıyla ne at verirsek verelim. Ona heyla diyelim, tıynet diyelim. Ne at verirse verilsin. Alemin oluştuğu asıl ortadan kalktığına ve yok olduğuna her ne kadar zatıyla kayma olan yok olması imkansız ise de yani arassız bir nitelik sahibi dediler Heyula'ya. Dolayısıyla aslında onun yok olmaması gerekir ama yok olduğunu farz edelim. Onun yok olmasıyla bir başkasına dönüşüm gerçekleşmiş ve bir başkasının varlığı ortaya çıkmışsa kuvvetin Heyula içinde yok olup gitmesi söz konusudur. Bu durumda Heyula dönüştürme kuvvetinden yoksun kalır. Bu da alemin iptal olmasına ve yine sürekli bir halden diğerine olan değişimin iptal olmasına sebep olur. Dolayısıyla alemin varlığı bu aslın yani Heyra'nın yanlışlığına delalet eder. Alemin varlığı, alemin var olarak e, mevcutta bulunması bu aslın evra veya tinet düşüncesinin yanlışlığına delalet eder. Alemde sürekli bir değişim dönüşüm var. Bu değişim dönüşümün ilk maddede de olması gerekir. Alem böyle olduğu için. Onda da zaten değişim dönüşüm varsa sonradan olduğu anlaşılır. Dolayısıyla yaratıldığı anlaşılmış olur. Alem değişim dönüşüm var. Asıl maddede değişim dönüşümü yoktur. Denemez. Öte yandan şahitte bir şey için uygun ve elverişli olan şey gözlem yaptığımız şu evrende uygun elverişli olan şey. Ancak onu bu şekilde kılan hikmetli biri sayesinde böyle elverişli olur. Şu gördüğümüz evrende bir şey için uygun olan, elverişli olan ancak onu bu şekilde bu amaçla hikmetli yapan biri sayesinde böyle olur. Şu halde alemin başlangıcı ve aslı bu cevherlere ve arazlara dönüşmeye elverişli ise onu bu şekilde yapan biri sayesinde böyledir. Alemin aslının olup aslının mükemmel bu evrene dönüştüğü kabul ediliyorsa onun bir yapan sayesinde olduğu da kabul edilmesi gerekir. Çünkü elverişli, uygun bir şey yapan ancak hikmetli bir sayesinde olabilir. Alemin başlangıcı ve aslı bu cevherlere ve arazlara dönüşmeye elverişli ise onu da bu şekilde yapan biri olması gerekir. Kuvvet Heyula'yı tabiatta dönüştürdüğüne ve Heyula'dan ayrı olmadığına göre nesi var da bu dönüştürme işlemini ezelde yapmamıştır? Evet, kuvvetin Heyula'yı dönüştürüp evrenin ortaya çıktığı söyleniyorsa niye bu daha önce olmamıştır da belli bir zamanda olmuştur? Oysa şahit de tabiatlı bir şey işlevinden hali kalmaz. Şu gözlem yaptığımız evrende bir şeyin doğası neyse o gerçekleşir. E, Doğasının gereğini yapar. Eğer doğası gereği böyleyse Eylül'den hemen alemin çıkmış olması gerekirdi. Niye? E, belli bir zamandan sonra oluşmuştur. Ayrıca sonradan meydana getirilen araziler değişmeye e, değişmeyi bizim takip ettiğimiz arazılar ya da önceden vardı. Dolayısıyla Aristo'nun arazılar sonradan meydana gelinceye kadar Heyula arazsızdı. Sözü geçersiz olur. Ya da bu arazılar da var değildi. İki ihtimal var. Heyula araz meselesinde ya Heyula asıl madde önceden arazlara sahipti ya da değildi. O zaman değilse yoktan var oldu. Kuvvet heyulanın nitelendiği şeyle nitelendiği ve kuvvette arazlar olmadığı için bu bakımdan da arazların yoktan var oluşu sabit olmuş olur. Bu anlamda yani yoktan var olmayı imkansız görmeleri de onları benimsedikleri görüşü yani bu görüşü benimsemelerine sebep olmuştur. Burası asıl tespiti yoktan yaratılmayı kabul etmedikleri, bunu baştan reddettikleri için, düşünmedikleri için kendileri heyula görüşünü benimsemeye mecbur kalmışlardır. Onların kuvvet hakkında söyledikleri kendi aleyhlerine çevrilebilir ve heyula hakkında varsayılan şeyler kuvvet hakkında da varsayılabilir. Kuvvet heyuladan başkasıdır. Dolayısıyla heyula ve kuvvet iki şeydir. Heyula kuvvetin etkisiyle dönüşüme uğramışsa kuvvet ayrı şeydir. Heyula ayrı şeydir. İki ayrı şeydir. Oysa Aristo niceliğin sayı kategorisinden olduğunu ama daha yeni bir oluşum gerçekleşmediğini ve dolayısıyla çokluk ortaya çıkmadığını iddia etmiştir. Ama heyula kuvvet ikililiği böyle bir oluşu zorunlu kılmıştır. Ya da kuvvet heyuladır. Buna göre Ariston'un kuvvet heyula ile beraberdir ve heyulayı dönüştüren şeydir sözü geçerliliğini yitirmiştir. O zaman kuvvet heyula ilişkisi nasıl? İkisi ayrı şeyler mi? Aynı şeyler mi? Ayrı şey derse o zaman nicelik ortaya çıkmış olur. Ee, aynı şey ise o zaman Aristo'nun kuvvet Heyula ile beraberdir. Heyula'yı dönüştüren şeydir. Sözü geçerliliğini yitirmiş olur. Buna göre kuvvet sanki heyula değil de kendi kendini dönüştürmüş olur. Yani bu kabul edildiği zaman kuvvet denen şeyin sanki heyula değil de kendi kendini dönüştürdüğü kabul edilmiş olur. Diğer taraftan Aristo arazilerin heyula da ortaya çıktığını, onu hareket ettirdiğini, durağanlaştırdığını, ittiğini, alçalttığını iddia etmiştir. Oysa Heyura'nın kendisine doğru hareket edeceği, kendisine duracağı veya kendisini yükselteceği başka bir şey yoktur. Alemin kendisinden oluştuğu şeyle ilgili olarak benzer yanlış görüşler mevcut olmakla birlikte Heyula iddiası aslı itibariyle en bozuk olanıdır. Asıl evet. Heyula ile bağlantılı farklı görüşler söylese de, söylense de netice itibariyle Heylo iddiası aslı itibariyle sorunludur. Muhammed bin Şebib Aristo'nun kuvveti hareket olarak isimlendirdiğini iddia etmiştir. Şebib Aristo'nun kuvveti hareket olarak isimlendirdiğini iddia etmiştir. Onun rivayet ettiğine göre kuvvet ancak Heyula'nın nitelendirildiği niteliklerle nitelendirilebilir. Aristo'nun Heyula hakkındaki görüşlerinden vazgeçtiği söylenmiştir. Ancak bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Aristo'nun Heyula hakkındaki görüşlerinden vazgeçtiği söylenmiştir. Ancak bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak şu var ki Aristo kuvveti hareket olarak isimlendirmiştir ve kuvvet Heyula'dır. Aristo kuvveti hareket olarak isimlendirmiştir ve kuvvet Heyula'dadır. Dolayısıyla Aristo'nun Heyula'nın hareketle nitelendirilemeyeceği görüşü geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü Heyula'yı hareket olarak nitelendirmiştir. Sonra kuvvet Heyula'ya ya temas eder ya da ondan ayrıdır. Aristo bu ikisinden hangisini kabul ederse etsin Heyula'nın cisim ve kuvvetin araz olduğunu kabul etmiş olur. Kuvvet Heyula'ya temas eder ya da ondan ayrılır. Aristo bu ikisinden hangisini kabul ederse etsin Heyula'nın cisim ve kuvvetin araz olduğunu kabul etmiş olur. Çünkü ayrılık ve temas halinde olmak temas eden ve ayrı olandan başkadır. Sonra onların yani heyulacıların iddiası cevherlerin aslın hareketlerinden yani cisimlerin maddenin hareketinden meydana geldiği şeklindedir. Heyulacıların iddiası cevherlerin cisimlerin aslın hareketlerinden yani cisimlerin maddenin hareketinden meydana geldiği şeklindedir. Yıldızcıların iddiası da bu yöndedir. Ayüstü alemle ilgili Görüşte de bu şekildedir. Ancak cevherlerin yukarıda, aşağıda ve her yönde var olduğu bilinmektedir. Bu çeşitli hareketler imkansız olduğundan bu iddianın temelsiz olduğu sabit olmuştur. Bu fasılla İbrahim Nazım onlara şöyle karşı çıkmıştır. Kuvvetin heyulayı dönüştürmesi, arazilerin meydana gelmesinin sebebi ise... Sonra arazlar renk, tat, sıcaklık, yumuşaklık ve benzeri gibi çeşitli ise bütün bunlar da tek bir vakitte ve tek bir hareketle meydana gelirse bütün arazlar tek bir yönden meydana gelmiş olur. Bu da imkansızdır. Çünkü çeşitli şeyler tek bir yönden meydana gelemez. Bilakis çeşitli yönler gerekir. Buna şöyle cevap verilmiştir. Arazlar tek bir yönden değil, yönlerden meydana gelmiştir. Nazdam, arazlar tek bir yönden değil, yönlerden meydana gelmiştir. Nazdam bu yönlerin en fazla 6 tane olduğunu iddia etmiştir. Arazı meydana getiren yönlerin en fazla 6 tane olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu arazlardan 12 taneden fazlası meydana gelmiştir. Dolayısıyla arazların kuvvetin heyulayı değiştirmesi ile var olmadığı sabit olmuştur. Arazların kuvvetin heyulayı değiştirmesi ile var olmadığı sabit olmuştur. Değiştirme bir yönden olur, arazlar ise çoktur. Böylece arazların kuvvetin heyulayı değiştirmesi sebebiyle var olmadığı sabit olur. Arazların kuvvetin heyulayı değiştirmesiyle var olmadığı sabit olmuştur. Değiştirme bir yönden olur. Arazlar ise çoktur. Arazların kuvvetin heyulayı değiştirmesi sebebiyle var olmadığı sabit olur. Muhammed bin Şebib onlara şöyle diyerek karşı çıkmıştır. Heyula arazlar oluşmadan önce uzun değildir. Heyula arazlar oluşmadan önce uzun değildir. Arazlar da uzun değildir. O halde olgusal gerçeklikte o cevherler nasıl uzun olmuştur? Aynı durum genişlik hakkında da geçerlidir. Bu mümkün olsaydı yani uzun olmayan heyula ve uzun olmayan arazların birleşiminden uzun olan cevherlerin çıkması mümkün olsaydı hali olmayan ile hali olmayan birleştirilir ve hali olmayan çıkardı. Yani iki yokluğun birleşmesinden bir varlık çıksaydı, iki varlığın birleşmesinden de yokluk çıkardı. Benzer bir durum siyahlığın yokluğu ve siyahlığın yokluğunun birleşmesinden siyahlığın varlığının çıkması örneğinde olduğu gibi bütün arazlarda geçerlidir. Nazlam'ın Muhammed bin Şebib'in cevabı. İbn Şebib onlara şöyle cevap verir. sönmemiş kireç ve arsenik ayrı ayrı iken ateş çıkarıp yakmaz. Sönmemiş kireç ve arsenik ayrı ayrı iken ateş çıkarıp yakmaz. Ama birleştiklerinde yakarlar. Şöyle bir durum ihtimal dışı değildir. Bu ikisinden sadece biri yakıcıdır. Ama kendisinde yakmayı engelleyen bir unsur olur diğerinde bu engelleyici unsuru engellemesinden alıkoyan bir engel olur. Ve birleştiklerinde böylece yakar. Değilse bu iki unsurda yakıcılığın olmaması ve ateşin yoktan var olması söz konusu değildir. Ya da ikisi de böyledir. Yani ikisine de yakıcılık özelliği vardır. Senin yanında arazların durumu söylediğimiz gibidir. Araz uzun ve siyah olsaydı ona engelleyicinin girmesi imkansız olurdu. Heyula'da da böyledir. Bu yüzden Heyula ve Arazlar farklıdır. Burası da İbn Şebib'in görüşü. Şeyh Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Yani Arazlar Heyula meselesi. Bu konuda yani Heyula meselesinde ve yıldızlar ve tabiatlar konusunda asır olan bu üçüyle ilgili olarak nakli bilgiye müracaat edilmesidir. yukarıda görüşleri aktardı. Heyula, cevher, arazisi nasıl bunlar oldu, birleşti doğru mu diye. Neticesinde kendi kanaatini belirtiyor. Bu konuda Heyula meselesinde asıl olan şudur ki yıldızlar ve tabiatlar konusunda asıl olan bu üçüyle ilgili nakli bilgiye müracaat edilmesidir. Bu konularda tevhid ehlinin nakli bilgisi en sağlam ve en güvenilir olandır. Çünkü doğruluk burhanlarına sahiptirler. Nakli bilgi en güvenilir kaynaktır bu konuda. Alemin yaratılışını gözlemleme yapma imkanımız olmadığı için tevhid ehli için en sağlıklı bilgi kaynağı çünkü doğrulukları burhanlarla sabittir. Peygamberlerin doğruluğu mucizelerle sabittir ya da bu konularda duysal bilgisine sahip olduğumuz alemin mevcut durumundan hareketle duysal bilgisine sahip olmadığımız başlangıçtaki haline istitlalde bulunmalıdır. Ya nakli bilgiye dayanmamız gerekir ya da duysal bilgisine sahip olmadığımız evrenin yaratılışı hakkında mevcutta gözlem yaptığımız aleme bakarak başlangıçtaki duruma dair istidlalde bulunmak gerekir. Onun yöntemi buysa var olan alem belli bir halde olduğundan ve o da olgusal durumu dikkate alacağından alemin kendisi sebebiyle var olduğu şeyin de alemin mevcut niteliğine sahip olması yani alemin farazi asların yapısı ile mevcut alemin yapısı arasında fark olmaması gerekir. Evet. Ne dedi? En doğru bilgi. Nakli bilgi. Eğer duyu bilgisine bakılacaksa yaratılışı görmediğimiz için ilk durumu görmediğimiz için mevcuda bakıp akıl yürütmek gerekir. Mevcuda bakıp akıl yürütülürse mevcut alemi incelediğimizde mevcut alemin niteliğinde cevher ve arazların olduğu anlaşılır. Dolayısıyla onların alemin tabiatların karışımı, yıldızların hareket etmesi, kuvvetin heyulayı dönüştürmesi ve heyula ile kuvvetin bir, bir, birlikte dönüştürülmesi ile var olduğu şeklindeki gö görüşleri geçersiz kalır. Varlıkta gaybet delalet eden anlamlar dikkate alınacak olursa varlıklar incelenerek görmediğimiz o ilk yaratılış başlangıçla ilgili e, konular anlaşılmaya çalışacak olursa asıl olan şudur. Her tabiatlı varlığın hali ancak hikmetli veya sefih bir değiştirici sayesinde farklı bir hale dönüşebilir. Birinci ilke bu. Mevcut halimi gözlem yaparak akıllı yürütülecekse bir her tabiatlı varlığın belli bir amaç gaye fayda tabiat içeren varlığın hali ancak hikmetli veya sefih bir değiştirici sayesinde dönüşebilir. Kendi kendine dönüşemez. Bunun bir kabul edilmesi gerekir. Ancak hikmetli veya sefih değiştiricinin durumu sonuçlara göre belli olur. Değiştirici gerekir. Bu değiştirici hikmetli veya sefih olabilir. Hikmetli mi sefih mi olduğu sonuçlara bakarak anlaşılır. Aynı şey onların alemin kaynağı olarak işaret ettiği asıl hakkında da geçerlidir. Aslın önceden böyle değilken sonuçları uygun ve elverişli olacak bir hale dönüşmesi ancak hikmetli bir değiştirici sayesinde mümkündür. Ee, sıfatsız nötr heyla anlayışı ama daha sonra değişti dedikleri için bu değişme ancak hikmetli bir değiştirici sayesinde mümkün olmuş olabilir. Zira aslın sonuçları böyledir. Aslın sonuçları yani mevcut evren böyledir. Bu da onların dayandığı esası yani Heyulan'ın kuvvet sayesinde dönüştüğü ve kendisinde arazilerin ortaya çıktığı şeklindeki düşünceyi geçersiz hale getirir ve aslın bir başkasının onu bu hale getirmesi sayesinde taşıdığı özellikleri taşır hale geldiği ispatlanır. Bu da alemin hikmetli bir yaratıcı sayesinde sonradan var olduğunu ortaya koyar. şunu da diyebiliriz ki tabiatı yakmak olan şey ancak tabiatı yanmayı kabul eden şeyi yakabilir. Hocam ateşle kağıda örnek vermiştiniz önceki şeyde. Örnekte okutuklarımızda. Evet. Şu numara vereyim mi diye düşündüm de. Numara verdim. Birincisi her tabiatlı varlığın hali ancak hikmetli veya sefih bir değiştirici sayesinde farklı bir hale dönüşebilir. İkincisi de şurası. Tabiatı yakmak olan şey ancak tabiatı yanmayı kabul eden şeyi yakabilir. Bu da diğer bir ilkesi. Bunları niye ilke olarak yazdım? <laughs> Mevcut varlığı inceleyip akıl yürütürsek şunlar uymamız gerekir diyor. 1- Her tabiatı varlar ancak hikmet veya sefih bir değiştirici sayesinde ortaya çıktığını kabul etmek gerekir. 2- Tabiatı yakmak olan şey ancak tabiatı yanmayı kabul eden şeyi yakabilir. Aynı hüküm siyahlaştırma ve bütün hal ve cevherler hakkında da geçerlidir. Sonra kabul edilen şeyin tabiatında tabiatla kabul eden konumuna yükselme imkanı yoktur. Yakıcının tabiatında da yanmayı kabul etme imkanı yoktur. Yani bunlar belli bir tabiat üzere yaratılmıştır. Yakıcı yakıcı olarak, yanıcı yanıcı olarak yaratılmıştır. Yakıcının tabiatında da yanmayı kabul etme imkanı yoktur. Bunu şahitte görmek isteyen kimsenin bileceği yegane şey somut varlık bilmek ve bu ikisini yani yakıcı ve yanıcı birleştirmektir. Yani kağıt alıp yaktığın anda yakanla yanılanın farkını somut olarak görmek mümkündür. Dolayısıyla gaybin durumunu bununla kıyas edebilirsin. Alemin ilk yaratılışıyla ilgili konularda da bu ülkeye göre hareket edebilirsiniz. Tabiatı yakmak olan ayrıdır, yanmak olan ayrıdır. İkisi farklı şeylerdir. Alemde bu şekilde farklı tabiatlar varsa, ilk maddenin e, tabiatsız olması, nötr olması, hayır olması kabul edilemez. Dolayısıyla gayibin durumu da şu mevcut duruma kıyas edilmesi gerekir. Böylece onların ispatlamak istediği şey geçersiz olur ve gayip de şahit gibi olur. Onların ispatlamak istediği şey yani Eylüla. Anlayışı geçersiz olur ve kayıp de şahit gibidir. Yani şahit de değişim dönüşüm olduğu gibi ilk evrenin başlangıcında da e, hikmetli bir tarafından bu başlangıç e, meydana getirildi anlaşılır. Ayrıca onların söylediği bütün asıllar, hayula tabiatlar, yönetme gücü olmayan tabiatla fiilde bulunan ve ihtiyarları olmayan ölülerdir. Böyle yapalım. Buraya 3 diyelim. Evet. Net dedi. Ee, evrenin başlangıcı ile ilgili en sağlam bilgi vahye dayanmaktır. Nakli bilgiye bakmaktır. Eğer gözleme dayanacaksak ilk anı gözlem yapamayız. Sadece şimdiyi gözlemleyebiliriz. Şimdiyi gözlemleyip ilk an hakkında çıkarımda bulunacaksak üç şeye uymamız gerekir. Bir, her tabiatlı varlığın hali ancak hikmetli veya sefih bir değiştirici sayesinde meydana gelebilir. İki, tabiatı yakmak olan şey ancak tabiatı yanmayı kabul eden şeyi yakabilir. Üçüncü olarak da bütün asıllar yani heyula, tabiat, kastettikleri asıllar yönetme gücü olmayan, tabiatla fiilde bulunan ve ihtiyarlar olmayan ölülerdir. Heyula, tabiat, kuvvet ve benzeri söyledikleri tüm asıllar idare gücü olmayan, tabiatla fiilde bulunan, ihtiyarları seçme özgürlükleri olmayan ölü gibi varlıklardır. Dolayısıyla onlardan oluşan alemdeki varlıkların bilgili, işiten, gören, gücü yeten, diri ve ölümlü olması, dirinin yönlerini kabul etmesi, ölünün ihtimallerinin dışında olması mümkün değildir. Onlardan oluşan alemdeki varlıkların bilgili, işiten, gören, gücü yeten, diri, ölümlü olması dirinin yönlerini kabul etmesi ve ölünün ihtimallerinin dışında olması mümkün değildir. İlk maddenin kudustan hariç kalması düşünülemez. Dolayısıyla bütün bunların bilgili yaratıcı sayesinde var olduğu sabit olmuştur. İlk maddeden kuvvetin etkisiyle değil de yaratıcı sayesinde var olduğu sabit olmuştur. Mesele Sümeniye'nin görüşlerinin eleştirisi. Dehrilerden olan Sümeniye eşyanın ezelde meydana geldiğini kabul etmekle beraber eşyanın ezeli olduğunu kabul etmekle beraber yeryüzünün içerdiği varlıklarla aşağı düştüğünü söyler eşya evrenin ezeli olduğunu kabul etmekle beraber yeryüzünün içerdiği varlıklarla aşağı düştüğünü söyler. İbrahim Nazım onlara bu düşüşün sebebini sormuş. Onlar da yeryüzünün ağırlığını ve ağır olan havaya direnemeyeceğini ve havada duramayacağını delil getirmiştir. Nazım Onlara kuş tüyü ile birlikte serbest bırakılan taşın ağırlığı sebebiyle düşüp hızını getirerek karşı çıkmıştır. Nazdam tüy ile taşı örnek vererek onlara karşı çıkmıştır. Sonra yeryüzü ikisinden de daha ağırdır. Ama kuş tüyü ve taş ona yetişebilmektedir. Sonra Nazdam rüzgarın nesneyi taşımasını ve onu yanlara değil yukarı doğru yükseltmesini belirterek, zikrederek Sümeniye'ye karşı çıkmıştır. Buna göre rüzgarın yeryüzünün altında olup da onu kendi gücüyle taşıması ne için mümkün olmasın? Hem yeryüzünün yükseldiğine değil düştüğüne nasıl hükmedersiniz? Oysa yükselişi iniş gibi mümkün gördünüz. Burada söz Nazlam ile Sümeniye arasındaki tartışma kesilmektedir. Anlaşıldığına göre Maturidi Nazlam'ın kitabından belli yeri aktararak ilerliyor. O kitaptaki tartışma buraya kadar. Nazlam ile sümenin yarasındaki tartışma burada kesilmektedir. Tartışmanın sonucu bu ise tartışma oyun oyuna, oyun oynamaya benzer. Yani eğer Nazlam'ın Sümeyye ile tartışması sadece buradaki e, taş e, tüy örneği veya rüzgar örneğiyle sınırlı ise çok bir şey yoktur diyor Mahatüride. Bilakis asıl olan şu ki, gökyüzünü ilk gördüğümüzden beri tek bir hal üzere görüyoruz ve yeryüzünü toprağa ağır olarak görüyoruz. Şöyle yapalım. Asıl olan şu ki kısmını bold yapıp matürdünün cümlesini belli edelim. Asıl olan şu ki gökyüzünü şu an nasıl görüyorsak hep o hal üzere görüyoruz. Yeryüzünü de hep ayak bastığımız o ağırlığıyla görüyoruz. Yeryüzünün her cüzü vehmin ulaşabileceği en yüksek konumdan serbest bırakılsa yeryüzüne yetişir. Bu da şuna delalet eder. Yeryüzü ve benzer şekilde gökyüzü belli bir hal üzere durduğu için ve ikisi de tabiatlar gereği ağır olduğu ve havada duramayacağı için bu ikisinin duruşu güçlü ve hikmetli bir fail sayesindedir ve o bu ikisini vehimlerin ulaşamayacağı ve akılların eremeyeceği şekilde yaratmıştır. Yeryüzü, gökyüzü şimdi nasıl hep gördüğümüz şekilde bu ikisinin güç duruşu bir faiz sayesindedir. Ee, bu ikisini yer ve göğün ortaya çıkması vehimlerin ulaşamayacağı ve akılların eremeyeceği şekilde yaratılmıştır. Bu da alemin kadim olduğu düşüncesinin ve uzantılarının geçersiz olduğunu gösterir. Burada dikkat ettiğimiz konu matüre direkt gözleme yaparak gördüğümüz dünya üzerinden ilerliyor. Yeri görüyoruz, göğü görüyoruz, onların durumunu anlıyoruz. Bu şekildeki bir alem hikmetli bir faiz sayesinde ortaya çıkmıştır. Bunu e, anlarız. Bu durumda alemin kadim olduğu düşüncesini ve uzantıları geçersiz kılar alemin mevcut durumu. Diğer yandan bunlarla tartışmak boşunadır. Çünkü tartışmanın amacı aydınlığa kavuşması için gizli kapalı kalmış şeyleri araştırmak ve hikmetin sınırlarına vakıf olmaktır. Ne var ki bunlar alemi ayrılma, bitişme, cevher, arazilerin farklılığından ibaret mevcut haliyle tabiatla oluşmuş şeyler, eşyanın hareketlerinden türemiş nesneler, yönetme gücü ve bilgisi olmayan ve takdir edilebilecek bir hikmet üzere bulunmayan şeylerden oluşan karışımlar olduğunu iddia etmektedirler. Şimdi e, bunlarla tartışmak boşunadır. Çünkü tartışmanın amacı aydınlığa kavuşması için gizli kapalı kalmış şeyleri araştırmak hikmetin sınırlarına vakıf olmaktır. Bu önemli. Tartışmak bir amaçla yapılır. Bu amaç bir şeyin berraklaşması, anlaşılmasıdır. E, anlaşılabilmesi için de hikmet aklın e, gösterdiğine takip etmek gerekir. Oysa onlar alemi, alemdeki birleşme, ayrılma, cevher, araz bütün bu, bu farklılık olduğu halde bu alemi doğru şekilde anlayamıyorlar, yorumlamıyorlar. Alemi ayrılma, bitişme, cevher, arazların farklılığından ibaret mevcut haliyle tabiatla oluşmuş şeyler, eşyanın hareketlerinden türemiş nesneler yönetme gücü ve bilgisi olmayan takdir edilebilecek bir hikmet üzere bulunmayan şeylerden oluşan karışımlar olduğunu iddia etmektedirler. İnsan da haliyle bu ürün ve karışımlardan biri olmaktadır. Bu durumda onlara göre bilgi ve hikmetin var olması imkansızdır. Geri göğü görünenlere inceleyip mevcut durumdaki hikmeti anlamadıkları için onlara göre bilgi ve hikmetin var olması imkansızdır. Bunu anlayacak zaten mevcutta bir düzeni anlayamıyorlar. Bilgi ve hikmetin varlığından söz edebilmek için alemin kendisinden hasır olduğu şeyden başkası onlar üzerinde tedbirde bulunması gerekir. Hikmetten hikmetli bir şey söylemiş olmak için veya akla uygun bir şey söylemek için alemin e, varlık alemin varlığı sıfatları neyse ondan farklı bir asla yaratıcıya dayanması gerekir. Alemin en yüksek çevreli olan insanın alemin kendisi sayesinde var olduğu tabiatın dışına çıkması alemin de aynı şekilde o başkası sayesinde ve o başkasının dilediği şekilde yaratması sonucu var olduğunu gösterir. Şu kısım itelik yapalım. Alemin en yüksek cevheri olan insanın alem evrendeki en üst canlı olan insanın alemin kendisi sayesinde var olduğu tabiatın dışına çıkması alemin de aynı şekilde o başkası sayesinde ve o başkasının dilediği şekilde yaratması sonucu var olduğunu gösterir. Burada ne demek istedi özetle? Ee, İnsan üst niteliklerle mevcut şekilde gözlemliyoruz, duygu, akıl, zeka, her türlü şey var. Ama bunlar asıl maddede olmayan şeyler. Ee, i̇nsan nasıl asıl maddede olmayan şekliyle üstün şekilde ortaya çıkmışsa, alemde aynı şekilde e, alemin dışından bir biri tarafından bu üstün özelliklerle yaratılmıştır. Bunu kabul etmek gerekir. Burada başkası dedi, o yaratıcı. Alemin en yüksek cevheri olan insanın alemin kendisi sayesinde var olduğu tabiatın dışına çıkması, alemin de aynı şekilde o başkası sayesinde ve o başkasının dilediği şekilde yaratması sonucu var olduğunu kabul etmek gerekir. Sofistlere okuyup bırakalım. Şeyh Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Sofistler şöyle demiştir. İnsanın bir şey bildiğini, sonra onun geçersiz hale geldiğini, bir lezzet yaşadığını, sonra o lezzetin ortadan kalktığını, kara hayvanın denizde, deniz hayvanının karada öldüğünü, yarasanın geceleyin gördüğünü ve gündüz vakti gözünün kapandığını gözlemliyoruz bütün bu gözle, gözlemlerimiz bilgi diye bir şeyin söz konusu olmadığını, bilginin inançtan başka bir şey olmadığını ve başka inançların olduğunu ortaya koymaktadır. Bu taraf tırnak içine alalım. Sofistlerin görüşleri. İnsanın bir şey bildiği, sonra o bilgisinin değiştiği, lezzet aldığı, daha sonra aynı şekilde lezzetin acıya dönüştüğü, kara hayvanın denizde, deniz hayvanın karada yer değiştirebildiği, yarasanın geceleyin gördüğü, günüz göremediği gibi durumlara dikkat çekerek sofistler demişler ki bütün bu gözlemler bilgi diye güvenilir bir verinin olmadığı bilgi denilen şeyin kişilerin inancına bağlı olduğu anlaşılmaktadır iddiasında bulunmuşlar. Bunlara İbn Şebib şöyle bir soru yönetmiştir. Burada da dikkat çekildiği üzere Maturidi direkt kendi görüşünü aktarmak yerine İbn Şebib üzerinden yukarıda Muhammed bin Kerram Nazlam gibi görüşleri aktarmıştı. Burada da İbn Şebib'in eleştirilerini aktarıp sonra ekleme yapacak kendisi. Sofistlere karşı İbn Şebib bir soru yönetmiştir. Bilgi yoktur. Sözünü bilgiye dayanarak söylediyseniz bilginin varlığını kabul etmiş olursunuz. Bu sözü bilgiye dayanmaksızın söylediyseniz bu söze görüşe insanları çağırmanız doğru olmaz. Çünkü onu bilgiye dayanmaksızın söylediğinizi biliyorsunuz. Birinci seçeneği kabul ederlerse bilginin varlığını kabul etmiş olurlar. İkinci seçeneği kabul ederlerse susmalar gerekir. Meselenin seyri böyledir. Bu kısmı da Tırnak içine alalım. Yani sofistlere siz bu görüşü söylüyorsunuz. Bilgi yoktur diyorsunuz. Bilgi yoktur. Sözünüzle dayanarak kabul edersek eğer sizin sözünüzde bir bilgi içeriyor o zaman bilginin varlığını kabul etmiş olursunuz. Bu sözü bilgiye dayanmaksızın söylediyseniz o zaman buna çağırmanız doğru olmaz. Çünkü onu bilgiye dayanmaksızın söylediğinizi biliyorsunuzdur. Her iki durumda da e, görüşünüz geçersizdir. Şeyh Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu da Matüri'nin görüşü. Bu görüşü benimseyen kimseyle tartışmanın anlamı yoktur. Çünkü bu görüş bilginin bilgi değil inanç olduğuna dayanmaktadır. Dolayısıyla bu görüşü söyleyen kimsenin tartışma sırasında söylediği de inançtan ibarettir. Bu da güzel. Şimdi Yukarıda da geçmişti. Tartışma niye yapılır? Tartışma bir şeyi aydınlığa kavuşturmak, açıklamak için yapılır ve bilgiye dayanarak yapılması gerekir. Yoksa bir fayda sağlamaz. Aynı şekilde e, sofistler bilgiyi kabul etmiyorlar. O zaman onlarla tartışmanın bir anlamı yoktur. Çünkü onlar bilgiye değil inanç benimsiyorlar bilgi değil insanların inancı vardır. O zaman e, bu görüşü söyleyen kimsenin tartışma sırasında söylediği de kendi inancıdır. Bilgi değildir. O zaman tartışma bir anlam taşımaz. Oysa ancak hakikatleri inkar eden veya kendisini bir iddiada bulunan kimselerle tartışılabilir. Tartışma ne zaman yapılır? Bir hakikati inkar eden olur. Onun zı zıttı savunulmaya çalışılır veya Kendisi bir iddiada bulunur. İddiasını temellendirmek için tartışma yapmak gerekir. Ancak bu takdirde sözü gerçek kabul edilebilir. İnançtan başka bir şey yoktur. Kişilerin kendi inançlarından başka bir bilgi yoktur diyen kimseye gelince onun her dediği ancak kendi inancıdır. Ona karşılık olarak yapabilecek tek şey canını acıtacak şekilde dövmek ve uzvunu kesmektir. Burada kastettiği de fiziksel olarak gerçekten kesin anlamında değil. Onun bir şekilde bilgi kendi duyu verisini kabul etmesini sağlamak ya da sofistin karşısındaki tartışmacı sofistin inandığına inanır ve ona inandığının zıttıyla inkarda bulunmuş. Yani bir inanç olarak inanç dışında bilgi diye bir şey vardır veya inanç dışında bilgi diye bir şey vardır da inançtır der veya ben senin inkarının inkar olduğuna inanıyorum. Yani inançtan başka bir şey yoktur. Bilgi yoktur. Bu da bir bilgidir diyerek inkarda bulunur. Böylece sofisti inkar ettiği şeyi yani bilginin hakikatini kabul etmeye zorlar. İnançtan başka bir şey yoktur hükmü. İnancın varlığını ispatlar. Bu da bir bilgidir. İnançtan başka bir şey yoktur hükmü. İnancın varlığını ispatlar. Bu da bir bilgidir. Böylece bilgiyi nefiyetmesi, etmesi, inancın varlığını ispatlaması sebebiyle geçerliliğini yitirir. Sofist aksinin doğruluğu kendisi için açıklık kazanmış, bazı şeyleri zikrederek itirazda bulunur. Mutlak anlamda bilgi olmasaydı kendisine dayanarak reddetme eyleminde bulunduğu, bazı şeylerin aksinin doğru olduğu durumu da ortadan kalkardı. Yukarıdaki verdiği örnekler. Yani insanın bazen bildiği şeyin daha sonra değişmesi veya lezzetli bir şeyin acı olması gibi şeyler normalin dışında geliştiği için fark ettiğimiz şeyler demek ki sofis de bunun farkında. Bazı şeyler olduğunun farkında, normalin böyle olmadığının farkında. Muhammed bin Şebib kendi kendine bir tane olan şeyi bir kimsenin çift görmesi, bir başkasının bir olarak görmesini zikreder ve bunlardan hangisinin doğru olduğunu sorar. Muhammed bin Şebib kendi kendine soruyor. Yani birinin gözü e, rahatsız, mevcut bir şeyi çift görüyor. Gözü sağlıklı olan kişi de aynı şeyi tek görüyor. E, bunu sorar. Sonra şöyle cevap verir. Birincisinin o şeyi çift görmesinin sebebi, Şaşı olmasına mebni onun görüş açısıdır. Her bir gözüyle diğeriyle gördüğünden farklı bir açı görür. Ee, bunun delili onun tek gözlü olsaydı böyle görmeyecek olmasıdır. Yani şaşı kişi iki gözle farklı açıdan uyum e, içinde, eşgüdüm içinde görmediği için farklı görüyor. Ama o şaşı olanın bir gözü kapatılsa tek gözüyle görmeye başlasa gene tek görecektir diyor. Fakih şöyle demiştir. Bu ve benzeri konularda asıl olan şudur. Duyu bilgisi duyuların hallerinin değişmesiyle değişiklik arz eder. Duyulardan aldığımız bilgi duyu organlarının sağlıklı olup olmaması durumuna göre sonuç vermesi değişiklik arz eder. Duyuların sahibi olan kimse afeti bilir, hastalığı bilir. Dolayısıyla afetin algıya engel olan bir perde olduğunu bilir. Yine o afetin varlığı halinde hakikatin hilafına algıda bulunur. Afeti ortadan kalktığında hakikatin kendisini idrak eder. Söz konusu afet. Şöyle yapalım. İlk afetin geçtiği yere ekleme yapalım. duyulara sahip olan kimse afeti yani duyumu engelleyen hastalık ve benzerini bilir. Dolayısıyla afetin algıya engel olan o perde hastalık ortam durumunu bilir. Yine o afetin varlığı halinde hakikatin hilafına algıda bulunur. Afet ortadan kalktığında hakikatin kendisini fark eder. Söz konusu durum afet duyunun iliştiği şeyin çok küçük olması, çok uzak olması veya havanın kendisini örten karanlık, sis ve benzeri bir şeyle kaplı olmasıdır. Bazen de bu afet görme duyusunda olabilir. Ee, Bütün bunlar duyularla bilinir bunu yanlışlayacak ve çürütecek bir şey yoktur. Sağlıklı duyu organında, sağlıksızda, engelde, engel olmaması da bilinir. Bu normaldir. Bu açıklama ışığında hakikatin hilafı görüşü geçersiz olur. Çünkü hakikatin hilafı zannedilen şey duyu organında veya algılanacak şeyde bulunan afetten ibarettir. Ve onunla istidlalde bulunur. Ya da hakikatin hilafı sabit olur. Dolayısıyla hakikati nefk etme görüşü geçersiz olur. Çünkü görüş ayrılığı sabit olmuştur. Bu konudaki tartışmanın nereden kaynaklandığı sabit olmuştur. Afetin ne olduğunu itiraz eden kişi bilmemektedir. Eğer görme duyusu afet sebebiyle onu algılayamıyor ise zikrettiği ve uzak olduğu ve ortam karanlığı olduğu gibi göremediği şeyin hakikatini ona yaklaşarak veya aydınlatarak afeti kaldırarak ortadan kaldırabilir. Böylesi durumlarda yani o şeye yaklaşarak veya ortamı aydınlatarak o şey ortaya çıkar. Balın tadını acı hisseden safralı kimse hakkındaki cevabımıza gelince bu onun tat alma duygusundaki afet sebebiyledir. İbni Şebbim şöyle demiştir. Balın tadının acı alınmasının sebebi konusunda ihtilaf edilmiştir. Bir grup şöyle demiştir. Balda acılık vardır. Bu acılık tat alma duyusuyla birleştiğinde acılık artar ve kişi balı acı hisseder. Bir başka grup da şöyle demiştir. Safralık kimsenin tat alma doyusunda safra acısının acılığı vardır. Balın tatlılığı tat alma doyusundaki acılıkla birleştiğinde ve tat alma doyusunda hareket ettiğinde kişi balın tatlılığında böylece acı olur. Şey Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu konuda asıl olan şudur. İnsan sınırlar ve yönler yani algılama gücü içerir insan kendi sınırını, duyusunun sınırını, yönlerini bilir. İnsanın her bir yönü yani algı gücü algılanan şeyden bir yöne karşılık gelir. İnsan sınırlar ve yönler içerir. İnsanın her bir yönü, her bir duyu organı algılanan şeyden bir yöne karşılık gelir. İnsan bu yönüyle ona karşılık gelen yönden başkasını algılayamaz. Yani kulağın sesi algılamaması, gözün varlıkları görmesi gibi insanın mukabil yönü algıladığı kendi yönünde bir afet ortaya çıkarsa veya mukabil yönü örten bir şey kaplarsa o yön ve onun mukabili ölçüsünde bir şeyler ortadan kaybolur. Böylece sanki o arka türüne ait yönden başkasıyla algılama söz konusuymuş gibi olur. Bu durumda üç türlü durum söz konusudur. 1- Yönün yani algı gücünün alt üst olması halinde algı konusuna dair hiçbir şey algılanamaz. Mesela gözü e, rahatsızlanan kişi görme yetisini yitirdiği zaman ona dair şeyler tamamen sıfırlanır, göremez. Yönün düzgün çalışması ve bütün örtülerin kalkması halinde onunla algı konusunun hakikati algılanır. Ya da bu ikisinin karışımı bir algı gerçekleşir. Yani ne net bir algı ne de tam bir algı kaybı söz konusudur. Bu ikisinin derecesine göre algıda farklılaşır. Yani ya tamamen görmek ya hiç görememek veya e, puslu görme şeklinde duruma göre farklılaşabilir. Bütün bunlar duyu hakkında doğrudur ve bilinir. Dolayısıyla duyu bilgisinde gerçekte bir ihtilaf, farklılık söz konusu değildir. Yani duyunun normal çalışmasıyla anormal çalışmasını insanlar bilirler. Sonra Nazdam'ın Sümeniye'ye karşı dile getirdiği faydasız şeyler kendisini boş yere yormaktır. Bu da naz zaman bir eleştiri. Verdiği cevaplarda bazen verilmemesi gereken cevaplar vermesi veya gereksiz tartışmaya girmesi açısından boş yere kendisini yormuştur diyor. Nitekim Nazlam şu iddialarda bulunmuştur. Yılanların tabiatında hakim olan yaşlılık ve soğukluktur. Dolayısıyla yılan sahile çıkarsa sahilde hakim olan sıcaklık ve kuruluk olduğundan bu ikisi yaşlık ve neme üstün gelir ve yılanı öldürür. Benzer şekilde iki zıt tabiattan biri diğerine üstün gelirse onu yok eder. Gökteki kuş ve su köpeğinin durumu da böyledir. Su köpeği derken köpek balığını kastediyor. Su köpeğinin mizacı balığın mizacından daha muhtedildir. Bu yüzden hem suda hem de karada yaşar. Yarasanın görme duyusu zayıftır, güçlü değildir. Görme duyusunu güneş giderir. Bu bir insanın güneşe baktığında gözünün kamaşmasına benzer. Bunlara diyor Matur diye kendini boş yere yormuştur diye. Güneş battığında insanın görüşünü zayıflatan şey ışık gider böylece görür. Karanlık bastığında insan görmez. Aslanın ise görme duyusu güçlüdür. Gündüz başkalarının gördüğünden daha fazlasını görür. Benzer şekilde geceleyin onun görüşünü engelleyen şey karanlık. Başkalarını engelleyenler, engelleyenlerden daha azdır. Aslan gece Başkalarından daha iyi görür. Ebu Mansur şöyle demiştir. zaman bütün bu sözleri boştur. Bilakis söylenmesi gereken bunların bu şekilde ve bu tabiat üzere yaratıldığıdır. Yani Nazam burada e, tabiatlarını izah etmeye çalışıyor. Bu izaha maturi diye boştur diyor. E, i̇zah etmek yerine tabiatları böyle yaratıldı demek yeterlidir diye düşünüyor. Bazı cevherler gökte uçar. Yani bazı cisimler gökte uçar. Kuşlar gibi. Diğerleri suda yüzer. Cevherler yerine burada varlıklar diyelim. Bazı varlıklar gökte uçar kuş gibi, bazıları suda yüzer balık gibi, bir üçüncüsü ise yeryüzünde yürür insanlar gibi. Bu gibi şeyleri gerekçelendirme zahmetine girmek alemin Rabbine tahakkümde bulunmaktır. İnsan izin verilmeyeni kavrayamadığı şeyle gerçek gerekçelendirmektir. Bu gibi şeyleri gerekçelendirme zahmetine girmek alemlerin Rabbine tahakkümde bulunmaktır. Insana izin ve kavrayamadığı şeyle gerekçelendirmektir. Bu şeriatın tekeffül ettiği cevherleri araştırma cümlesinden bir şey değildir. Yani o dönem için bu kadar işleyişi incelemeye gerek yoktur diye söylemiş. Ama günümüzde bunu araştırarak yani sağlıkta falan kullanıyoruz. Sonra Nazdam kendi kendine şöyle itirazda bulunur. Uykudaki kimse rüyasında bir şeyler görür ve onlar gördüğü gibi çıkar. Belki uyanığın durumu da böyledir. Yani rüyada gören kişi uyandığı zaman rüyanın rüya olduğunu fark ediyor. Nazam bunu dikkate veriyor. Belki uyanığın durumu da böyledir. Uyanık da hayal aleminde olabilir. Ya da kişi uyku halini uyanıklık halinden ayırt edememektedir. Böylece nazam uyku ile uyanıklığı ayırt eden şeyin aklın doğru görmediği şeyi uykuda görmesi olduğunu iddia eder. Buna kişinin uykuda kendini ölü olarak görmesi ki ölü bilemez, farkındalıktan yoksundur. Ama kişi kendisini farkındalık sahibi ölü olarak görür, örnek verebiliriz. Yani kişi rüyasında kendini ölü olarak görüyor. Oysa bunu görürken rüyada canlı yani. Ya da kişi başını kucağında görür kellesinin kesilip önüne düştüğünü görebilir rüyasında. Bunu görürken de aslında canlı. Kısaca kişi uykuda ve buna benzer uyanıkların görmeyeceği şeyler görür. Şöyle denirse imkansız olan şey vehimde sabit olmamasına karşılık uykudaki kimse onu nasıl görür? Uykudaki kimse nasıl mümkün görür? Biz e, aklen bunu zaten kabul etmiyoruz. Bir kişinin ke, başının kesilip ölmemiş olmasını kabul etmiyoruz. Bunu rüyada nasıl görebilir? Şöyle cevap verilir: Kişi kendisini uykuda gördüğü sırada kendisinin ölü diri olduğuna inanmaz ve imkansız olan da budur. Yani diri ölü olma halidir. Bunu zaten inanmaz. Benzer şekilde başını kucağında görürse kesilip önüne düştüğünü görürse başının iki yerde olduğu bunu tevehüm tasavvur etmez. Nazam uyanıkken görülen şeylerin doğru, uykuda görülen şeylerin yanlış olduğu bilgisinin kesbi bilgi olduğunu iddia eder ve bunun delilin zikrettiği şey olduğunu yani aklın doğru görmediği şeyi uykuda görmesi olduğunu söyler. Şöyle söyler, kişi bazen uykuda doğru şeyleri de görür, bu da ona gördüğü şeyi gösteren bir melek sayesindedir. Veya doğru şeyleri görmesi uyanıklık halinde ya da kısmi uyanıklık halinde gerçekleşir. Bunlar Nazam'ın aktardığı görüşleri. Bu konuda asıl olan diye Maturidi başlıyor. Görüşü şurası. Bu konuda asıl olan birinci açıklamadır. Uykudaki kimse uyanıklık halini bilir. Uyku'daki kimse uyanıklık halini bildiği bir bilinç ve farkındalıkla bildiği bir afete maruzdur. O bilinç ise duyunun hakkıdır. Kişi uykuda kendini mecbur görür, uyanıkken görmez. Benzer şekilde kişinin uyanıkken yediği kişi uykuda kendini mecbur görür, uyanıkken görmez. Benzer şekilde kişinin uyanıkken yediği dayan acısı kendisinde kalır. Yine kişi yediği şeyin lezzetini bilir. Bizimle bu kişiler yani sofistler arasında bu konularda bir sorun yoktur. Yani dünyadaki örneğini bildiği için rüyasında da onu anlar. Acıyı acı hisseder, mutluluğu mutluluk hisseder. Bu konuda bir sıkıntı yok. Onlardan ayrıldığımız nokta bizim uyanıklık halindeki algının doğru ve gerçek olduğunu zikrettiğimiz şey yani aklın doğru görmediği şeyi uykuda gördüğü ilkesi gereğince zorunlu görmemizdir. Mevcut durumda başka kesilip önüne düşmesinin ölmeye gerektirdiğini bildiğimiz için uykuda gördüğümüz anda onun gerçek olmadığını anlıyoruz. Uyanıkken yapılan algıdaki yanlışlık ise ortaya çıkan afetler sebebiyledir. E, rüyada gördüğümüz şeylerin dengesini dünyadaki normal durumla kıyaslayarak anlıyoruz. Uyanık olanlar için algıda yanlışlık ise sadece afet e, duyu organlarındaki hastalıklardan kaynaklanmış afet sebebiyle olabilir. Özetle söyleyecek olursak tabiatlar, yıldızlar veya gıdalar alemi bu şekilde var edemez. E, kendilerinde bunu gerektirecek güç yoktur. tabiatlar, yıldızlar, ay üstü alem veya gıdalar, alemi bu şekilde var edemez. Yani Allah olmadan sadece bunlar var ediyor olamaz. Kendilerinde bunu gerektirecek güç de yoktur. Bu üç gruptan her birinin faydası da vardır, zararı da. Yani tabiat, yıldız, gıda bunların her birinin faydası da vardır, zararı da. Şu halde kendisinde fayda yönünden üstünlük ve itidalin gerçekleştiği alem tabiatla veya yıldızla olmaz zira o hikmetli ve düzgün bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunlarda hikmet de var. Bu hikmet hikmetli ve düzgün bir şekilde yaratandan dolayı ortaya çıkmıştır. Oysa tabiatın gerektirdiği böyle olmaz. Nitekim bunu daha önce açıklamıştık. Özetle söyleyecek olursak tabiatlar, yıldızlar veya gıdalar alemi bu şekilde var edemez. Kendilerinde bunu gerektirecek güç de yoktur. Bu üç gruptan her birinin faydası da vardır, zararı da. Şu halde kendisinde fayda yönünden üstünlük ve itidalin gerçekleştiği alem tabiatta veya yıldızda olmaz. Zira o hikmetli ve düzgün bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tabiatın gerektirdiği böyle olmaz. Nitekim bunu daha önce açıklamıştık. Yani hikmetli bir yaratıcı gerekir. Burada bırakalım.